Ee, Breva alıyor, sertifika alıyor Yani e, küçük e, Motorlu zirai ilaçlama ilaçları kullanacak e, Bir lisans alıyor 1974 yılında ve birdenbire Abdullah Öcalan'ın yanında ortaya çıkıyor Ve Abdullah Öcalan'la Sürekli beraberler Abdullah Öcalan'ı Hem koruyor Hem kolluyor Hem de Abdullah Öcalan zaten e, Kendisi de görevli yani Abdullah Öcalan'la pilot Necati'yi birbirinden ayırmamız mümkün değil. Ben işte en başında programını size pas atmadan o, o önce hadetler... şunu söylemeye çalışıyordum zaten. Yani e, Abdullah Öcalan'ın da bir mit elemanı e, olduğunun belki de en açık göstergesi gibi anlıyorduk biz pilot Necati'yi ama... E, ...bugün artık ben tamamen örgütüme bağlı bir adamım ama e, pilotu bilim örgüte sızdırmışlar demeye çalışıyor sanki. E, katılıyor musunuz? Hayır hayır. Yani e, Abdullah Öcalan'ın ne söylediği değil ne söylemediği önemli. Abdullah Öcalan e, pragmatik bir insan. Eğer bir şey iyi olursa kendisi yapmış oluyor. Eğer kötü olmuşsa onun evet, faturasını evet. en yakınındaki ya da görevi verdiği kişiye kesiyor. Şimdi Abdullah Öcalan'la e, pilot Necati Kaya aynı yere hizmet eden iki insan. Yani belki Abdullah Öcalan o hizmet ettiği yere da, pilot Necati'den, Necati Kaya'dan çok daha önce iltisaklı. Çünkü yaş olarak çok e, büyük e, Necati Kaya'dan. Yani Abdullah Öcalan'ın 70'inde işte Tapu Kadastro Lisesi'nde okurken daha bir isim var mesela. Ben özellikle vurgulamak istiyorum. Oradan geleceğim pilot, pilot Necati Kaya'ya. Faruk Çağlayan var. Faruk Çağlayan e, edebiyat öğretmeni. Tapu Kadastro Lisesi'nde Abdullah Öcalan'ın. Abdullah Öcalan, Öcalan anılarında diyor ki... Benim diyor, e, yazdığım kompozisyonlarını Faruk Çağlayan çok beğenirdi. E, Faruk Çağlayan kim? Baktığımızda Abdullah Öcalan Faruk Çağlayan'ın e, Asker kökenli olduğunu söylüyor. Şimdi burada e, yakın zaman tartışması var. Milli Güvenlik Kurulu ders e, pardon, Milli Güvenlik derslerine liselerde Milli Güvenlik derslerine giren hocalarla ilgili biliyorsunuz tartışmalar oldu. Medyada yazılar yazıldı. Faruk Çağlayan'ın asker olduğunu söyleyen bir Abdullah Öcalan var. Faruk Çağlayan Edebiyat öğretmeni gerçekten ama asker kökenli değil sanıyorum çünkü şeyde e, kule lisesinde edebiyat öğretmenliği yapıyor e, ve e, sivil kökenli bir edeb edebiyat öğretmeni ama Abdullah Öcalan bu ismi özellikle veriyor diyor ki benim yazdığım kompozisyonları çok beğenirdi. Ondan sonra bakıyoruz Abdullah Öcalan'ın Türkiye Fikir Ajansı diye bir ajans var. Bu o dönemde e, Mitin çalışma ofisi olarak kullandığı bir yer. Buranın başındaki insan da Refik Korkut. Abdullah Öcalan da burada ofis boyboya çaycı olarak çalışıyor. Bunu burada kim görüyor? Avni, Avni Özgürel görüyor. Özgürel görüyor burada. Ve Avni Özgürel bu sırrı Efendim? Avni Özgürel evet buyurun. Evet Avni Özgürel bunu o yıllarda Avni Özgürel ee, de yeniden kuvay Milliye diye bir dernek var. Bu dernek de e, tamamıyla komünistlerle mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir yapı. Yani bir, ve Avni Ab Özgürel Türkiye Fikir Ajansı'na gidiyor. Burada bir takım antikomünist bildirileri alıyor. Ya daha doğrusu MIT'in çalışma ofisinden bir takım bildiriler alınıyor ve dağıtılıyor. Derneğin de işlevi belli. Türkiye Fikir işte belli. Ve Abdullah Öcalan'ı burada gördüğünü söylüyor Avni Özgürel Ama bunu ne zaman söylüyor? 35 yıl sonra söylüyor. Yani ki kendisi de açıklamadı bunu. Önce Abdülmelik Pırat anlarında yazdı Avni Özgürel böyle böyle demişti diye. Ve Avni Özgür bunu açıklamak zorunda kaldı. Ben burada rastladım. Yani şimdi kim kime nerede rastlıyor? Birincisi bu yani Faruk Çağlayan. İkincisi Abdullah Öcalan'ın hayatında e, derinlikler sürekli var. Ve Türkiye Fikir Ajansı burada sadece bir durak. Yani kendisi lise yıllarında Tapu Kadastro Lisesi'nde okurken mütedeyyin, dini bütün bir insan. Hatta dönemin Yargıtay Başkanı'nın cenazesine katılıp protesto ediyor e, Maltepe Camii'nde. Bakıyorsunuz burada